Herkese merhaba. Bugün sizlere arkadaşlar Instagram'a gelen yeni bir özellikten bahsedeceğim. Yeni bir özellik diyoruz ama bu özellik yurt dışında vardı. Sadece ülkemizde yeni kullanılmaya başlandı. Bu özelliğimizin adı Instagram Müzik arkadaşlar. Bu müzik özelliği hikayeler kısmına geldi. Şimdi nasıl ekleyeceğinizi, neler yapabileceğinizi kısaca göstereceğim. Ve aktif olmayanlar da zamanla aktif olacaktır arkadaşlar. Mesela benim diğer hesabımda, başka bir hesabımda aktif değil ama bunda aktif. Buradan hemen bir tane fotoğraf seçiyorum. Tabii ki fotoğrafı kendiniz de çekebilirsiniz ya da bir paylaşımınızı Instagram hikayelerinde paylaşacaksanız da olur. Önemli değil. Herhangi bir resim olsun. Hatta şurayı biraz rengini tamamen değiştireyim. Şöyle. Evet. Bu bizim fotoğrafımız olsun. Tıkladım buraya. Buradaki şu işarete tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şunun adı neydi onu unuttum. Bakın burada müzik var. Buna tıklıyorsunuz. İstediğiniz bir müziği seçiyorsunuz. Bir şarkı yazıyorsunuz. Mesela İbrahim Tatlıses yazalım. Evet. İbrahim Tatlıses'ten Mavi mavi olsun bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şarkının istediğiniz yerinden alabiliyorsunuz. Şuralardan. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Burada istediğimi göstermedi arkadaşlar. Bazı şarkılarda ne diyorlardı? Şunu bir durdurayım. Dur. Evet. Şimdi burada benim istediğim çıkmadı. Benim size anlatmak istediğim olay şarkı sözleri de vardı. Şarkı sözlerini de gösteriyordu. Onu göstereyim o zaman size. Yenilerden seçelim. Belli ki eskilerin şarkı sözlerini eklememişler. Buray diyelim. Buray. Mecnun'u ekleyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi müthiş. Aslında çok tatlı gözüküyor. Tabi bunu değiştirebiliyorsunuz mesela. Şuraya baktığımda. Devamında farklı farklı şekillerde de şarkı sözlerini gösterebiliyor. Ya da böyle şarkı sözü istemiyorsanız da direkt böyle kayıt. Böyle de gösterebiliyor. Şuradan bir yerden alalım biz. Bu arada hani şarkının istediğiniz yerinden alıyorsunuz ya, oradan da size yardımcı oluyor bu şarkı sözleri. Buradan başladık. En baştaki bence en güzeli. Böylelikle hiçbir şarkının da artık sözünü falan unutmazsınız. Sözleri daha düzgün söyleriz artık. Şarkıları falan söylerken bazen sözleri karıştırıyoruz. Böylelikle sözleri de artık bunun sayesinde öğrenmiş oluruz. Nasıl? Güzel değil mi? Bununla alakalı fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yine varsa sorularını sorabilirsiniz. Biraz devamlı video gelmiyor. Onun üzerinde de çalışıyorum. Daha sık videolar da gelecek. Burada ben kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.